uçak Akademi'den herkese merhaba arkadaşlar. Sayısal sorularını çözemiyorum diyen herkes buraya toplansın. Çünkü bugün bu konuyla ilgili konuşup artık noktayı koyacağız. Sayısal sorularını neden çözemiyoruz? Ya da çözerken neden zorlanıyoruz? Bunun büyük ölçüde nedeni şu biz sayısal sorularında soyut düşünmek zorundayız. Soyut düşünmek de her zaman bize insanları zorlayan bir şeydir. Yani daha somut şeyler olsaydı ve okuduğumuzu anlama gibi şeyler olsaydı bir tık daha soyutun dışına somuta geçtiğimiz için anlayabileceğimiz şeylerdi. Ama soyut olduğu zaman birazcık daha zorlanıyoruz. Yapılamaz mı? Çok kolay bir şekilde yapılabilir ama doğru taktik ve doğru yollarla yapılır. Sayısal sorun, ile ilgili çözemediğinize dair biz bazı yorumlar alıyoruz. Hadi bu yorumlara birlikte bakalım. Bunun üzerine Birlikte konuşalım Günün yorumları Brutalbeti demiş ki fizik dersini derste anlayıp Sınavda yapamıyorum Şimdi fizik dersini derste anlayıp sınavda yapamıyorsak Orada bir çalışma eksiği var ya da ta, Belli bir taktik bir çalışma düzeni geliştirmemiz gerekiyor Kayranaz Barcu demiş ki Hocam fonksiyon sorularını çözüyorum çözüyorum Her zaman çok yanlışım çıkıyor Çözüm videosunu izliyorum anlıyorum Sonra o sorunun benzeri gelince yine yapamıyorum Şimdi burada da şöyle bir sorun var Dediğim gibi video izliyoruz anlıyoruz dersi de dinliyoruz anlıyoruz. aslında bu aynı yere çıkıyor. Burada önemli olan yapmamız gereken soru çözmek ve soruları ne yapmamız lazım belli bir düzen. Mesela bir konuyu çalıştık o konunun sorusunu çözeceğiz e, takıldık mı açıp bakacağız videodan ya da kitabımızdan yani defterimizden. Açıp baktıktan sonra bir sorun nerede takılmışız hangi konunun neresinde takılmışız hiç pes etmek yok. Yani soru çözerken pes edersek eğer e, soru çözmeyi bırakırız ve daha zor sorulara geçemeyiz. Önemli olan pes etmeden ben bu sorunun canını okuyacağım deyip o soruyu çözmek. Tuğba Kılıç demiş ki kimyaya çalışıyorum yapamıyorum formülleri falan ezberliyorum ama soru çözmeye gelince soru bana bakıyor ben soruya. Şimdi formül ezberliyorum mu bu iş öyle e, yürümeyecek. Çünkü ne biliyor musun hani formülleri bir tarafta kafanda tutacaksın okey ezberlemek gerekiyor belli yerlerde ama ne yapmamız lazım? Ee, soruya geldiğimiz zaman hangi soruda hangi formülü kullanacağımız bilmemiz gerekiyor. Bu da ezberden değil, arada mantık kurmaktan geçiyor. Sen formülü öğrenirken o formülün mantığını anlamak zorundasın. Eğer anlamazsan o uçar gider. Sınava girdiğinde, yazılıya girdiğinde ya da herhangi bir deneme sınavında bir yerde biri sorduğunda ona karşılık söyleyebilmen için o formülü, o formülü kafanda anlamlandırman lazım formülü anlandırmak da ancak mantığını çözmekle olur yani formülü aç bu buradan gelmiş bu nereden gelmiş Hani bunu üşenmemek gerekiyor arkadaşlar hani üşenirsek çünkü ne olacak sadece ezberleyeceğiz ve iki gün sonra unutulacak Hani sınava giriyoruz. Girmeden akşam, önceki akşam ezberliyoruz. Çok güzel notumuzu alıyoruz. Ama bir sonraki sınava kadar hepsi ne oluyor? Uçup gitmiş oluyor. Uçup gitmemesi için de bunları anlamlandırmak lazım. Bu da nasıl olur? Bol bol soru çözerek. Şimdi ben soru çözdükçe o formülü o soruda gördükçe ne olacak? Aa bu bundan dolayı kullanıyormuş yapacağım. Yani çözebildiğim kadar soru çözüp görebildiğim kadar soru tarzı görmem lazım. Bunun içinde biz ne diyoruz? Dinamo. Sayısal setimiz var. Şimdi sayısal sette neler var? Tabii ki hemen bakalım burada. Ee, sayısal derslerimiz var. İlk başta şöyle açalım birazcık zor çıkıyor matematik çünkü birazcık kalın bir kitap. Ee, matematik soru bankamız var Dinamo'da. Dinamo'nun güzel tarafı ne? Dinamo'nun güzel tarafı size bir konuyu verdiğinde önce örnek soruyu vermesi. O örnek soru üzerinde formülü anlamlandırması ardından da ne yapıyor bize? Ok soruyla ilgili benzer sorular soruyor ki daha böyle kavrayabilelim, daha da soru konular otursun kafamızda. Yani e, ne dedik? Formülü anlamlandırmak önemli. Onu da bol bol soru çözerek yapabiliriz. Dinamo Soru Bankamızda da bu çok güzel bir şekilde yapılmış. Bu yüzden de bu kitabı çok beğeniyorum ben. Çünkü şu çok önemli, biz bir soru çözeceğiz ama nasıl çözeceğiz? Yani bana bir yol göster, bana bir örnek ver ki ben de buradan anlayayım, oradan yardırayım, gideyim yani. Bu, dinamo soru markası matematik böyleydi. Diğerlerine de bakalım neler var başka sayısal setimizde. Kimya var. Kimya da aynı şekilde. Formüller 10. sınıfta özellikle farkındayım. Biraz fazla formül olabilir. Biraz kafamızı kurcalayan şeyler olabilir. Ama dediğim gibi her şey soru çözmekten geçiyor. Yapacak hiçbir şey yok. Bunları tek tek görüp anlayıp anlamlandırıp sorularımızı çözeceğiz. Yine aynı mantık burada da işliyor. Soru çözüme benzer sorular olarak devam ediyor. Bir sonraki kitabımız ne? Açtığımız zaman biyoloji. Biyolojide yine bir nebze daha böyle sözel ezberleyebileceğimiz ya da öğrenebileceğimiz ne ders sonuç ilişkisi kurabilip e, somutlaştırabileceğimiz bir ders olduğu için biyolojide daha az sıkıntı yaşayacağımızı düşünüyorum. Bunu da açalım. Mesela burada ne var? Vejetatif üreme ile ilgili bir örnek vermiş ve testimiz var. Altında da sorularımız bununla alakalı. Üste önce örnek soru çözümü daha sonra da hadi siz çözün diyor. Siz de bu konuyu ne kadar anladınız kendinize ispatlayın. Ardından da tabii ki artık son kitabımız fizik. Fizik kitabımızı da aynı şekilde açalım hatta ona da bakalım böyle. Ne var? Manyetik alan ve akım. Daha sonra elektrik ve manyetizma. Tüm konular zaten burada aldığınızda göreceksiniz. Örnek çözüm ve sorularla birlikte sorunlarımızı sorularla ilgili konularla alakalı sıkıntılarımızı büyük ölçekte halledebileceğimiz tüm sayısal soru bankalarının olduğu, e, derslerin olduğu bir set e, çok bence yararlı, faydalı bu kadar hani set halinde olması da çok iyi. Çünkü herhangi bir kitap ya da herhangi bir konu eksik kalmayacak. Günün ödüllü sorusu en çok hangi derse sıkıntı yaşıyorsunuz? Bu da çok önemli. Bununla ilgili de yorumlar eğer yazarsanız biz de size daha rahat dönüt verebiliriz. O dersle alakalı başka bir video çekeriz. Belki, belki başka şeyler, planlar ve onunla ilgili çalışmalar yaparız. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.